Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Öncelikle psikoloji dersiyle başlıyoruz. Algıyı etkileyen etmenlerle ilgili bir soru geliyor. Buna göre illüzyon ve halüsinasyon ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanması illüzyondur. Yanılsama fiziksel olaylar ya da psikolojik yaşantılardan kaynaklanabilir. Fiziksel illüzyonlarda yanılsamalar tüm insanlarda aynı biçimde olmaktadır. Gerçekte var olmayan bir uyarıcının algılanması ise halüsinasyondur. Akıl hastalığı, madde bağımlılığı ve ateşli hastalık gibi durumlarda halüsinasyon görülebilir. Evet, hangisi yanlıştır dedi. Seçeneklerimize bakalım. A. İllüzyon için mutlaka dış bir uyarıcıya ihtiyaç vardır. Parçanın başında ne dedi? Var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanmasıdır dedi illüzyon için. Yani var olan bir nesne dış bir uyarıcı söz konusu. O halde bu söylenebilir doğru bir ifadedir. B. Halüsinasyon psikolojik ve fizyolojik denge bozulduğunda ortaya çıkar. Parçanın sonunda ne dedi? Halüsinasyon için akıl hastalığı, madde bağımlılığı ve ateşli hastalık gibi durumlarda ortaya çıktığından söz etti. Bu durumlar bireyin normal durumları değildir biliyorsunuz. Sıra dışı durumlardır. O halde psikolojik ve fizyolojik dengenin bozulduğunda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu ifade de doğrudur. C. Psikolojik illüzyonda korkulardan kaynaklanan yanılgılar söz konusudur. Psikolojik illüzyon için ne dedi? Psikolojik yaşantılardan kaynaklanabilir dedi. Korkular da işte bu psikolojik yaşantılardan birisidir. O halde bu da söylenebilir. D. İllüzyon her normal insanda görülebilir. Fiziksel illüzyonların, yanılsamaların tüm insanlarda aynı biçimde gerçekleştiğinden söz edildi. Tüm insanlarda aynı biçimde gerçekleşiyorsa o halde herkeste görüldüğü sonucuna da ulaşabiliriz. E. Halüsinasyon görenlerin sanrıları birbiriyle aynıdır. Bu illüzyonlar için geçerlidir. Halüsinasyon akıl hastalığı, madde bağımlılığı, ateşli hastalık gibi durumlarda gerçekleşir. Bu tip durumlar her insanda aynı şekilde gerçekleşmez. Her insan aynı sanrıları da görmez. O halde bu yanlış bir ifadedir. Bizden yanlış olanı bulmamız istediği için doğru cevabımız E seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir sosyoloji sorusu geliyor. Toplumsal değişme ve değişmeyi etkileyen faktörlerle ilgili bir soru. Metinden yola çıkarak teknolojiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Olumsuz bir soru kökü dikkat ediyoruz. David Landis toplumsal değişme ile ilgili şöyle der. Modern teknoloji yalnızca daha çok ve daha çabuk üretmez. Dünün zanaat yöntemleriyle hiçbir şekilde üretilemeyecek olan nesneleri de ortaya çıkarır. Yerlilerin kullandığı en iyi el çıkırı hiçbir zaman eğirme katırının ürettiği iplik kadar güzel ve pürüzsüz olamaz. En önemlisi modern teknoloji sanayi öncesi dönemde düşünülmesi çok zor olan şeyleri yaratmıştı. Sonuç üretim düzeyinde devasa bir artıştır. Tek başına bu bile insanın yaşam biçimini ateşin keşfinden bu yana her şeyden çok değiştirmiştir. 1750'de İngiltere'de yaşayan birisi maddi nesneler bakımından Sezar'ın lejyonerlerine kendi torunlarından daha yakındı. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor seçeneklere bakalım. A. Teknolojinin gelişmesi seri üretime olanak sağlamıştır. Parçada görüyoruz zanaat yöntemleriyle üretilemeyecek nesnelerin ortaya çıktığından söz edildi. Modern teknoloji yalnızca daha çok ve çabuk üretmez dedi. Burada seri bir üretim olduğu ifadesine ulaşılabilir. B. Teknoloji sayesinde üretilmesi çok zor olan ürünler üretilmiştir. Yine parçanın ikinci cümlesinde zanaat yöntemleriyle üretilemeyecek olan nesnelerin teknoloji sayesinde üretildiğine değinildi. Bu nedenle bu ifadeye de ulaşabiliriz. C. Geleneksel üretim yöntemlerinin her zaman manevi değeri vardır. Burada geleneksel üretim yöntemlerinden de söz etti. Fakat manevi değer olarak ön plana çıktığından, bu değeri taşıdığından değerine dair herhangi bir açıklamadan söz edilmediği için bu ifadeye ulaşılamaz. D. Üretim biçimlerinin farklılaşması insanların hayat tarzlarında değişiklikler yaratmıştır. Parçada ne dedi?
modern teknoloji sanayi öncesi dönemde düşünülmesi çok zor olan şeyleri yaratmıştır. Bu bile insanların yaşam biçimini önemli ölçüde değiştirmiştir dedi. Hayat tarzlarında değişiklik olduğuna buradan ulaşabiliriz. E-teknolojinin gelişmesi üretimde nitelikli ürünlerin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır diyor. Evet, parçada belirtildiği gibi zanaat yöntemleriyle üretilemeyecek nitelikte yani kalitede ürünlerin ortaya çıkarıldığından söz edildi. Buna da ulaşılabilir. Hangisine ulaşılamaz dediği için doğru cevap C seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir mantık sorusu geliyor. Önerme çeşitleriyle ilgili bir soru. Havanın kızıl olduğu zamanların tümünde yağmur veya kar yağar. Önermesi için verilen yargılardan hangileri söylenebilir? Havanın kızıl olduğu zamanların tümünde yağmur veya kar yağar önermesi. Bakıyoruz. Bir, yapısına göre bileşik önermedir. Bileşik önerme nedir? Bir bağlaç kullanılan ve birden fazla yargı bildiren ifadelerdir. Önermemize bakıyoruz. Yağmur veya kar yağar dedi veya bağlacı kullanılmış ve iki yargı bulunduğu için bileşik önerme olduğunu söyleyebiliriz. Birinci yargımız söylenebilir bir yargıdır. 2. Niteliğine göre olumlu bir önermedir. Olumsuzluk ifadesi değildir ya da olmayandırla belirtilir. Gördüğünüz gibi böyle bir olumsuzluk ifadesi bulunmadığı için olumlu önerme olduğunu söyleyebiliriz. 2. yargımız da yine söylenebilir ifadeler arasında yer alıyor. 3. Niceliğine göre tikel bir önermedir. Önermeler niceliğine göre tümel ve tikel olarak ayrılır. Tümel bir grubun bütününü ifade eder. Bakın kızıl olduğu zamanların tümünde diyor. Tümünde dediği için tümel bir önermedir. Tikel önerme olabilmesi için bazı kimi gibi ifadelerin kullanılması gerekir. O halde üçüncü yargı söylenemez bir yargıdır. 4. Bir doğruluk değerine sahiptir. Evet, doğru ya da yanlış diyebiliriz bu yargı için. Doğruluk değerine sahip olduğu için dördüncü yargımız da söylenebilir. O halde 1, 2 ve 4'ün bulunduğu seçenek doğru cevabımız D. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. 2022 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde algıyı etkileyen faktöre doğru örnek verilmemiştir diyor. Olumsuz bir soru kökü, dikkat ediyoruz. Algı büyük oranda algılayanın kendisinden kaynaklanan özelliklerden etkilenir. Algılayan kişinin kişilik özellikleri, içinde bulunduğu ortam, çevre, tutumları, deneyimleri ve ihtiyaçları, güdüleri, uyaranları nasıl algılayacağını etkiler. Evet, A seçeneğine bakalım. Kişilik özellikleri kaygılı bir yapıya sahip birinin bütün yüksek sesleri tehlike olarak algılaması. Şimdi yüksek ses herkeste bir anda bir irkilme uyandırabilir ama kaygılı bir kişilik özelliğine sahip kişi bunu daha büyük bir tehdit olarak algılayabilir. Evet, bu örnek kişilik özelliklerine uygundur. B seçeneğine bakalım. Ortam, çevre diyor. Beyaz önlüklü birinin hastanede doktor, okulda öğretmen olarak algılanması. Evet, okulda beyaz önlüklü birini gördüğünüzde onun ilk olarak doktor olduğu aklınıza gelmez. Ortama göre şekillenir bu algılarımız. Bu da söylenebilir, doğru bir örnek verilmiştir. C. Tutumlar, ineğin Hindistan'da kutsal kabul edilirken diğer ülkelerde herhangi bir hayvan olarak algılanması. Tutumlar bireyin beğenileri, zevkleri, ilgileriyle ilgilidir daha çok. Çok işte bir takım tutulması buna örnek olarak verilebilir. Burada ise Hindistan'da kutsal kabul edilen bir durumdan söz ediliyor. Bu daha çok inançlara özgü bir durumdur. Doğru bir örnek verilmemiştir burada. De, deneyimler, yetişkinlerin verdiği sözleri çoğu zaman yerine getirmediğini gören bir çocuğun yetişkinleri güvenilmez olarak algılaması diyor. Evet, tecrübelerinden yola çıkıyor. Yani deneyim ediniyor. Verdiği sözleri yerine getirmedikçe kişi de bu yerleşiyor. O halde bu da doğru bir örnektir. E, ihtiyaçlar, güdüler. Bir insanın karnı açken önünden geçtiği fırından gelen ekmek kokusunu alırken karnı tokken bu kokuyu fark etmemesi. Yani bireyin tamamen ilgi ve ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Bireyin aç olması bir ihtiyaçtır. Bu da gördüğünüz gibi verilen örnekte algısını etkilemektedir. Bu da doğru bir örnektir. Hangisi doğru örnek olarak verilememiştir dediği için doğru cevabımız C.